TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı, hükümetin son bulması sonrasında imza bekleyen ekonomik protokol konusuna değindi. Çakıcı, hiç kimsenin koltuk uğruna kabul edilemeyecek maddeler içeren ekonomik protokolü imzalamayacağını kaydetti. Kimsenin bu mecliste hakkı yoktur. Şu andan itibaren herhangi bir protokolü imzalama hakkı Ulusal Birlik Partisi'nin herhangi bir filmle, herhangi bir senaryoyla imzalama hakkı yoktur. Onu buradan söyleyeyim size. Bu meclis aritmetiği bugünden itibaren gerçekten bakıldığı zaman değişmiştir. Ve bu meclisin aritmetiği herhangi bir hükümet modelini bir senaryoyla, bir filmle, bir milletvekili transferiyle, bir protokolün imzalanmasıyla ilgili bir film oynayamazsınız bunun içerisinde. Hepsiniz film oynuyorsunuz bunun içinde. Şu anda olan protokolü kimsenin imzalama hakkı yoktur. Onu buradan söyleyeyim. Çünkü meclis iradesi değişmiştir. Erken seçim ile gelecek bir hükümet oturur bunu imzalar. Başkasının imzalama hakkı yoktur. Çakıcı hükümetin neden bozulduğunun da açıklanmasını istedi. Halk adına da niçin istifa ettiğinizi söylemeniz lazım. Çıkacaksınız halka, Ulusal Birlik Partisi'ne bu hükümeti niye bozduğunu protokolle mi ilgilidir, istihdamlarla ilgilidir, başka film, senaryoyla mı ilgilidir, yoksa bana Erdoğan mı telefon etti de o yüzden mi hükümeti bozduğumu burada çıkıp anlatmanız lazım. Söyleyeceksiniz bunları, duyalım. Dört bağımsız milletvekilinin pozisyonu da kilit noktada. Bu konuda söz alan Demokrat Parti'den istifa eden bağımsız milletvekili Hakan Dinçürek, istifalarla hükümetin kopmasının, ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Eğer hükümet istifa ettiyse muhatabınız başbakandır, muhatabınız hükümettir, muhatabınız hükümetten çekilmenin kararını üreten Ulusal Birlik Partisi. Demokrat Parti'de kalsaydı, Ulusal Birlik Partisi ile Demokrat Parti koalisyona girecek olsaydı oyu bir dilekte eğer olası bir hükümet kurulacaksa ve bizden destek talep edilecekse bağımsız olarak verebileceğim oy gene birdir. Neyin aritmetiği değişti? Neyin komplosu yapıldı da birileri sanki suistimal yaparmış? CTP Genel Sekreteri Tufan Erhurman da meclisteki konuşmasında CTP'nin yeniden hükümete gelme koşulunu açıkladı. Hükümetle kurma çalışmalarıyla ilgili hiç parmağımızın arkasına saklanmıyoruz. Eğer elektrikte ister dağıtım konusunda ister herhangi bir bacakta özelleştirme söz konusu olacaksa biz bunun parçası değiliz. Böyle bir hükümet görüşmesinde yokuz. Ama bunun dışında bu ülkede bu hassasiyetleri dikkate alan bir hükümet kurulacaksa ki biz bu hassasiyetlerin CTP'nin değil Kıbrıs Türk halkının hassasiyetleri olduğu kanaatinde olduğumuz için bu kadar ısrarlıyız. Bu hassasiyetleri dikkate alan bir hükümet projesi olursa elbette bu konuda her türlü görüşmeye hazırız. Ama muradımız da şudur. Biz hükümette oluruz veya olmayız. Kim hükümette olacaksa arkadaşlar lütfen halkımıza saygı gereği kim neyin altına imza attıysa hem onun arkasında durmalı hem de onun bir an önce gerçekleşmesi için elinden geleni yapmalı. Çakıcı yeniden meclis kürsüsüne çıktı. Çakıcı'nın sert eleştirilerine yerinden aynı sertlikle cevap verense UBP Milletvekili Ersan Saner oldu. Neskabi ben mi geçeceğim? Sen geçeceksin. İleri olduracak. Sen geçeceksin. Sayın Çakıcı süreniz kalmamıştır. Gitmiyorum ben işte yere. Sayın Çakıcı lütfen süreyi iner misin? Sen öyle bir partisin. Süreniz tamamlanmıştır Sayın Çakıcı. Sen öyle bir partisin ki her canı peşke çeken insanlar. Peşke. Limanları da peşke çekmeye kalkacak. Toplantıya 15 dakika ara veriyor. Peşke çekmeye. Telefonu da. Peşke çiler sizde. İkili arasındaki gerilim artınca Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran alanlı oturuma 10 dakika ara verdi.